Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her ne kadar da şu an 350 kilo görünsem de bu iş montuma bayıldım. Gerçekten çok güzel. Neredeyiz efendim? Biz bugün ne iş yapacağız? Küçükçekmece Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleriyle ağaç budama yapacağız. Ne diyorsun? 350 kiloluk iş montuyla testere Tuğba ve çetesi iş başında diyorum. Arkamdaki abiler ekibim. Ekibim evet. Koca bir ekibim var benim bugün ve inanılmaz mutlular değil mi? Yüzlerinden öyle okunuyor. Mutlu değil misiniz ya? Evet çok mutluyuz vallahi. Evet. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Cengiz Usta beni bekliyor. Buyurun başlayalım. Allah'ım ne yapacağım ben bugün? Ustam merhaba. Buyurun merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ay çok heyecanlıyım ya. Ben de bir o kadar meraklıyım Tuğba. Cengiz Ustam çıkıyor muyuz hemen? Evet, evet, evet. Aa! Evet, iyice. Tuğba bugün aksiyonun içinde. Tuğba'nın başlıyoruz etek dallarından. Genellikle aşağıya zarar vermeden keseceğiz. Aa evet bir de o var. Zarar vermemek ve Tuğba. Başlıyor muyuz? Evet şu anda başlıyoruz. Tamamız. Önce senden bir göreyim abi ben. Tamam. İyi izle Tuğba. Oyun değil, iş bu. Şimdi bunu mu tutayım? Evet. Tamam. Bunu mu? Aman Tuğba. Tam bu da var. Hangisini? Bunu mu? Hemen yavaş. Aşağı mı bırakayım? Evet. Kaldırımı kırdı. Şaşırdık mı? Hayır elbette. Kurtarın beni buradan. İş güvenliği için her türlü önlemi aldık. Ama ben yine de niye korkuyorum bilmiyorum. Cengiz Ustam başladı gidiyor şu an. Laf aramızda beni unuttu galiba. Bende mi sıra? Ne kesecek dallarınız olacaklar. Benim de bir dalım olsun mu? Ben bindiğim dalı keserim kesin net. Ustam bir dakika. Ne yapıyoruz şu anda? Ah düşeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel ya. Çok eğlenceli. Of ama bayağı ağır ya. Biraz daha o tarafa yatımlı kal. Bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Olur mu sen? Motor tutmaz ki böyle. Nasıl tutacağım? Ne yapıyorsun sen? Değil mi? Ya? Hemen... Bir dakika böyle. Daha aşağıda. Hadi oradan kes. Kes oradan. O şekilde kes. Ya basamıyorum. Bas kaza. Bas kaza. Basılmıyor. Ne yapıyorsun? Ya? Bak gaz görmüyor musun motor? Ama olmuyor bir dakika. Şuradan değil mi? Şöyle mesela. Ay çok eğlenceli ya. Çok yoruldum. Tabii Tuğba Hanım, bu kolay değil yani. Burada ağaç budamak için kolay değil. Kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Ay!
sen bu işi... Dur hanım. Efendim? Şunu dalıp tutun bakalım bu dalı. Bir dakika. Tuttum. Oluyor mu? Evet. Tuğba yine işi kaytarıyor. Selamlıyorum halkı. Bu arada Cengiz abi, siz yine kendinizi kollayın. Tuğba bu, size zarar verebilir. Burada kaldı bu. Bir dakika. Kameraman arkadaşlarım, iyi misiniz? Takıldı kaldı bu. Dikkat, ustam dikkat et kameramanlara. Kameramanlarımızı da düşünür Tuğba. Motor. Şimdi ben bu arada bu dalı alacağız buradan. Ustam, hiçbir iş kolay değil. Ben bunu bir kez daha anlamış oldum burada. Hem kendi güvenliğinizi sağlamaya çalışıyorsunuz. Önce iş güvenliği. Evet. Hem aşağıdaki insanların güvenliğini sağlıyorlar. Çünkü burası işlek bir cadde. Hem de binaya zarar vermemek için ağaçlara olabildiğince dikkatli budamak durumundalar, değil mi? Evet. O şekilde. Biz şimdi tabii ki iş güvenliğimizi, bak aşağıda gördüğünüz gibi zaten şerit çektik. Arkadaşlarımız evet. Üç tane arkadaşımız aşağıda. Onlar bize yardımcı oluyor. Bir taraftan da kendi güvenliğimizi alacağız ki ağaç budarken en azından kendimize zarar vermeyeceğiz. Evet. En azından biz burada budanacak dalları, mesela burada yaşlanmış, kurumuş ağaçlar var, dallar. Onları aralarından seçerek güzel budama şekilde devam edeceğiz. Peki beni nasıl buluyorsunuz? Nasılım? Yani bir çırak olarak yanınızda. Siz daha yani ilk günde geldiniz yanımıza ama tabii ki diğer arkadaşlarımız gibi değil. Yani çalışmanız. Nasıl? Tabii ki birkaç gün çalışsanız siz de öğreneceksiniz. Ama ben öğrenmek istiyorum bu işi. Evet, şimdi istiyorsanız başlayalım. Olur, başlayalım. İstiyorsanız başlayalım. Arkadaşlarımız tamam. Aşağıdan hem çekimini yapsın kenarda. Biz de yavaş yavaş başlayalım. Duydunuz kameraman arkadaşlarım, Cengiz ustayı. Dal kalmadı ki bana. Kocaman ağaç var Tuğba. Bildiğim dalı keseceğim ben şimdi. Yaparsın şaşırmam Tuğba. Bu şekilde kesebilir misin? Evet, keserim usta. Böyle gelin bakalım. Hazır mıyız? Şöyle. Ha, o şekilde. Çok güzel ağaçlar geldiniz. Böyle mi? Tuğba usta budamaya devam ediyor. Atlayayım mı? Atla derdim ama atlama Tuğba. Hayır. Senin istediğini yapmayacağım. Şimdi keseceğim. Tamam, ben geçeyim bu tarafa. Mesela şu dalı kesebilirsiniz. Şunu. İstediğiniz yerden kesin. Daha sonra boylarını düzelteceğiz. Çok eğlenceli ya. Başka ustam var mı dal kesebileceğin? Buradan mı? Evet, o şekilde. Çok yoruldum. Mesela şuradan kesebilirsin Tuba Hanım. Böyle. Evet. Çok zevkliymiş ya. Çok yorucu ya. Bu şekilde ya. Tutabilir misiniz? Nereyi? Tamam. Bunu mu? Evet. Biraz ağır tabii Tuğba. Mızmızlanmak, pes etmek yok ama. Ustam beni buldu, çalıştırıyor. Cengiz usta beni buldu, çalıştırıyor şu an. Kolay mı sandın? Ölüyorum. Kollarım tutmuyor. Tuba Hanım, evet, geldim hemen usta. Hemen bize yardımcı olun.
Testereden korkuyorum Tuğba. Kurumuş dalları alacağız. Böyle çıksınlara mesela. Siz bu tarafa geçebilir misiniz Tuğba Hanım? Ne tarafa? Artık çok yoruldum. Tükendim. Bittim. Sağ yap, sağ yapsın. Sağ yapın ustam. Nereye yaparsanız yapın artık. Sağ mı, sol mu? Aşağı inmek istiyorum. Derbeder oldum. Ağaç tepelerinde ne işim var benim? Hı? Sorarım sizlere sevgili seyirciler. Ağaç tepelerinde ne işim var? Ustam, merhaba. Güzel bir şekilde ağacımızı budadık. Tabii geri kalan kısmında ikinci seferde çıkıp budayacağız. Peki ustam, bir şey söyleyeceğim. Şu ekranında şeyler var, talaşlar. Bir dakika. Ustam, şimdi bu ağaçlarımız neden budanıyor? Onun tekrar bir önemini alabilir miyiz? Şimdi sizden? Ağaçlarımız neden budanıyor? Ağaçlarımızın dalların aralarında böyle kuru dallar oluyor. Onlara hastalık yaptığı için ağaçlarımızı buduyoruz. Ve tehlike arz ediyor. Yükseldiği zaman devrilme tehlikesi oluyor. Bunların bu sebeple boylarını kısaltıyoruz. Daha yeniden yeşeriyor, daha gençleşiyor ağaçlarımız. Ne güzel. Bu sene budadığım ağaç, diğer sene bakıyorum daha güzel olmuş. Daha işimizi severek yapıyoruz. Ne güzel değil mi? Böyle evet. Sanki bir çocuk yetiştirir gibi. Tabii biz devamlı budadığımız ağaçlar. Mesela çınar ağaçlarını budarız. Her ağacın kendine göre budama has özelliği vardır. Zarar verdin mi acaba ağaca? Hayır, zarar değil. Biz biraz daha yüksek buduyoruz. Daha çok güzel patlıyor. Yani patlayacak yerlerini bırakıyoruz ağacın. Yani böyle filiz atacağı yerlere. Ben bir tabii, şey söyleyeceğim. Birer çayımızı içelim. Daha sonra çıkalım yukarıya tekrardan. Hem çayımızı içeriz. Benim hem bu da tekrardan konuşuruz. Benim çayı ne kadar çok sevdiğimi ekip arkadaşlarımız da öğrendi. Bana çay ikram etmek istiyorlar. Gel artık yoruldum. Çay dedi ya, ben iptal yani. İndim. Hele şükür kazasız belasız inebildin Tuğba. Sevindim buna. Tuğba kolay taşınabilsin diye dalları iyice ufaltıyor. Evet, buyurun. Ay, yoruldum, çayım geldi. Çayı hak ettiniz. Buyurun. Ay, Allah razı olsun abi. Sizden sağ Allah olsun. Razı olsun. Ustam, şeker atıyor buyurun. Musun? Çok teşekkür ederim. Şeker kullanmıyorum ben. Ne güzel. Tuğba Hanım, yoruldunuz mu? Çok yoruldum abi ya. Böyle bir şey olamaz. Ama tebrik ettim seni. Ya beğendin gerçek mi? Gerçek söylüyorum ya. Gerçek söylüyorum. Vallahi ellerine sağlık, güzel işler yaptın. Cengiz Bey, bundan sonra eleman olarak seni alsın. Eleman olarak beni alıyorlarmış. Evet. Yuhuu. Evet. Tuğba Hanım, kolay mıydı yukarıda ağaç budamamız? Nasıl geçti? Vallahi hiç kolay değil, çok zor. Yükseklikte korktunuz mu? Yükseklikte bir sorunum yok da o motor beni zorladı biraz. Evet, motor zorladı ama şu anda güzel de budama yaptık ağacımızı. Oldu mu? Evet. Ne ellerinize güzel. Sağlık. Ne çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Tuğba bugün çok başarılıydı. Yani beraber çalıştık yukarıda. Yükseklik korkusu da yoktu. Beraber çalıştık ve ağacımızı budadık. Efendim, biz bugün kameraman arkadaşlarımla birlikte Küçükçekmece Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleriyle birlikte ağaç budama işi yaptık. Daha doğrusu onlar dediler ki ağaç budayacağız. Ben iş istiyorum dedim sizden. Gel o zaman bizim ekibimize dahil ol. Gör bakalım kolay mı zor mu dediler. Artık elimden geldiğince yapabildiğince bir şeyler yaptığımı düşünüyorum efendim. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.